İyi akşamlar, merhabalar. Sebep Sonuca hoş geldiniz. Hemen gündemimizle başlayalım. Öldürme oranı diğer hastalıklarla kıyaslanmayacak kadar düşük olan bir virüs için dünya ticaretinin bütün doğal dengelerini tam 2 yıldır bozdular biliyorsunuz. Şimdi de daha bilimsel olarak ortaya farkını koyamadıkları ancak isim bulmakta gecikmedikleri bir varyant için Afrika'yı tecrit ediyorlar biliyorsunuz. Fonladıkları küresel korona medyası da korku dozunu günden güne arttırıyor. Yalnızca Afrika'da değil, tüm dünyada daha ileri kapanma tedbirleri gelmesi için bastırıyorlar. Afrika yönetimleri tabii ki isyanda. Güney Afrika'dan açıklama var. Seyahat kısıtlamalarını acilen kaldırmalısınız diyorlar. Bence çok da haklılar. Zira devamı geleceği anlaşılan bu tedbirler Afrika'da zaten ekonomik olarak çok zor durumda olan kıtada durumun daha da sıkıntıya girmesine sebep olacak biliyorsunuz. Ve ayrıca başka sonuçları da olacak. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri, Çin ya da Avrupa ülkeleri yerine Türkiye gibi daha eşitler arası ilişkiler kuracakları yeni siyasi ve ekonomik partnerler bulma serüvenleri de sona erecek. Yani yeniden o sömürge çarkına dönmüş olacaklar Afrika ülkeleri. Ve biliyorsunuz kıtanın karakteristiği olan siyasi kavgalar, istikrarsız hükümetler, hatta iç savaşlar körüklenmiş olacak. Aslında daha da önemlisi Afrika'da ve dünyada koronadan kat be kat fazla ölüme neden olan açlık pandemisini büyütecek. Bunlar olası sonuçlar biliyorsunuz. Ne zaman pandemi bahane edilerek alınan aşırı izolasyon tedbirlerini eleştirsem hep aynı soruyla karşılaşıyorum. Peki bunu, bu manipülasyonu kim yapıyor sorusuyla. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Şimdi size sadece bir tablo göstereceğim. Pek çok tablo var elbette ama bir istatistikle bile bunu çok rahat göreceğiz. Bakın bu tablo tek başına faillere işaret ediyor aslında. Görüldüğü üzere bu tablo neyi anlatıyor bize? Konteyner taşımacılığını anlatıyor. Yıllara göre görüyorsunuz konteyner taşımacılığı sabit bir seyir izliyor. Hatta zarar ediyor. Pandemiyle birlikte tırmanışı görüyorsunuz değil mi? O yükselmeye başladığı yer 2020'de. Şu an konteyner bulunamıyor dünyada. Dolayısıyla failleri sorarken aslında bu tablolara bakmak gerekiyor. Çünkü yeni varyant propagandasıyla olağanüstü koşulları gerekçe göstererek emtia, navlun, petrol fiyatları bunların hepsine yükleniyorlar. Maliyetleri arttırıyorlar. Bu da ne olarak dönüyor? Yani para babalarının karı bütün dünya halklarına yüksek enflasyon olarak dönüyor. Bu da Nu varyantının zamanlamasına dikkat çekiyor. Çok güzel bir zamanda geldi Nu varyantı. Tam FED Amerika 2022'de faiz indirim sinyalleri verirken ya dediler bir dakika bakın olağanüstü koşullar var. Faiz indirilecek zaman değil. İşsizliği patlatırsınız, toplumsal olayları patlatırsınız. Dolayısıyla biraz daha sabredin mesajı veriyorlar. Bilmiyorum hala bu manipülasyonu, bu işi kim yapıyor diye samimiyetle soruyor musunuz? Karar sizlerin. Evet, Türkiye'nin gündemine gelelim. Türkiye asgari ücreti konuşuyor biliyorsunuz. Milyonlarca çalışan, bakalım bu süreç içerisinde nasıl bir zam alacağız? O yüzden gözlerini hükümetten yapılacak açıklamaya çevirmiş durumdalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup toplantısı sonrası gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtladı. Şimdi de asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Şöyle kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Ve asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız.